Ya sen civan! Sen de mi? Sen de mi törenin marabası oldun? Gelinliğim sandıkta kalmıştır. Mutlu musun? Karın olacaktım civan. Düşük kalıyor Açıl ağacığım. Yükselt, oyunu yükselt biraz. Civan! Ya sen yazgın. Ölmüş kocanın kardeşiyle evlendin. Mutlu musun ha? Mutlu musun cevap ver. Değilim bacım. Sözümü kesme. Ya sen Fırat. Koca Fırat. Yazgıyı ellere verirken hiç mi yüreğim burkulmadı? Hiç mi öz eleştiri yapmadın? Mıhtar! Ya sen Mıhtar, Civan Yazgı'yla evlendikten sonra bir başıma sahipsiz kaldım. Bütün köy kapımın önünde kuyruk oldu, tecavüz etti. Sen o gece o azgın kalabalığın başında, beyler sıraya girelim kimsenin hakkı yenmesin derken, hiç mi yüreğin sızlamadı? Ha! Cevap verin! Konuşsanıza! Sessizlik yemini mi ettiniz? Kızım, kızım, ver kapıda izdihamı görünce vatandaş mağdur olmasın diye. Sözümü kesme! Ant içerim ki hepinizden intikamım acı olacaktır ve soğuk tüketilecektir. Ve en aşağı 39 bölüm sürecektir. O masum zahter kapısının önünde kuyruk olan gece masumiyetiyle birlikte kalbini de kaybetti. Şimdi korkun bu yeni kalpsiz zahterden. Korkun! Kestik. Burnum parlıyor muydu ya? Açılaycığım, harikaydı, şahaneydi. Baş yapıttı. Yani acık daha ajitasyon yapaydı neydi ama olsun olsun, tamam. Arkadaşlar, bugünlük paydos. Wow. Küçücük bir kadın sahnede adeta devleşti yahu. İşte ben buna sinir oluyorum ya. Yok ya, senin boyun gayet ideal bence yani, yakışıyor. Ondan bahsetmiyorum Emir. Bak böylesine bir performans, bu kadar geniş rol skalam var. Benim yaptığım her işi milyonlarca insan seyrediyor. Ben 10.000 kişinin seyrettiği bir sanat filminde yer almayı hak etmiyor muyum? Niye bu Zeki Demirkubuz beni görmüyor? Her dakika ben Firuza kafedeyim. Bu soğukta popom donuyor. Niye görmüyor bu adam beni? Şeffaf mıyım ben? Belki sinirinden korkuyordur ya. Allah Allah. Sana bir şey soracağım ya. Tabii. Ne zaman aramızdaki bu tatlı elektriğe karşı koymaya bırakacaksın küçüğüm? Çağatay, beni plastikten yapılmış gibi düşün. Yani yalıtkan. Elektriği geçirmiyorum, hissetmiyorum, ilgilenmiyorum. Anladım. Eyvallah. Peki ne zaman bana yemeğe geliyorsun? Pardon sevgilim. Hello. Çağatay Koçtuğ konuşuyor. Çıldıracağım artık bunun asılganlığından ben ya. Kim kime asılıyor ya? Çağatay bana asılıyor. Ha iyi, okey. Aa, ben fark etmemişim. Ay nasıl fark etmemişsin? Sen 3 haftadır hangi setesin kardeşim? Sürekli dibimde. Artık sete geldiğimde kendimi okaliptüs ağacı bunda böyle bana yapışık koala gibi hissediyorum. Yıldım ben Emir ya. Ne diyorsun ya? Vallahi. Wow. Koala ne? Ay bunun hayatında kimse yok herhalde. Tam bana sardırdı bu aralar. Yemeğe gel, yemeğe gel, yemeğe gel, yemeğe gel. Her dakika... Ay gelmeyeceğim kardeşim, bırak. Düş yakamdan. Allah Allah. Deniz, ne zaman bana geliyorsun sevgilim? Çağatay'cığım, vallahi şimdi ben bunu nasıl ifade edeceğimi de çok iyi bilirim. Hem gelmişken Ebru'yla da tanışırsın. Ebru? Hayatımın kadını. Büyük aşkım. Tanışman lazım. Birbirinizi çok seversiniz.
Denizciğim, senin şu yeşil çirkin parkını ödünç alabilir miyim tatlım? Sağ ol. Çağatay. He? Setten sonra rakı balık. He? Hamsinin kilosu ucuzladı bu ara. Ah sevgilim, Ebru bekliyor evde. Dün gece de geç gittim ya. Aa, nasıl Ebru, keyfi iyi mi? Bildiğin gibi huysuz ve tatlı. Ha, fıstığım benim. Ay canım ya, çok özledim o minnoşu. Öp benim için, oldu mu? Efendim? Ya kardeşim, stoklayın dedim ya hamsileri. Ya atın benim bu sahneye. Mevsimi geçince satacağız restoranlara. Alo. Deniz, ne zaman içkiye geliyorsun bana? Söz verdin biliyorsun. Evet, valla ben de bu aralar o kadar büyük bir... Ebru da bekliyor. Ha, illa tanışmak istiyor dizdeki partnerimle. valla o zaman bu hafta içi bir akşam gelirim artık. Şahane. Ah, çok seveceksin Ebru'yu. Ah, inşallah seni kıskanmaz. Biraz arızadır. Arızaya bağlayınca da tırnaklarını gösteren tiplerdendir. Yok canım, ne alakası var? Niye kıskansın ki? Neyse, korkma. Ben seni korurum sevgilim. Çağatay Bey, buyurun makyaja. Tamam. Deniz, ben seni akşam ararım. Program yaparız. Tamam. Ay, bu kadın beni paralamasın şimdi. Tırstım ben ya. Ha bir de bununla sevgili olan insan normal bir insan mıdır sence? Ya manitenin arızası makbuldür biliyorsun. Aa, sorun. Benim açılayın senaryosunu okumam lazım. Akşam için heyecanlı mısın sevgilim? Evet, tabii. Ebru evde değil mi? Tabii ki. Tamam, güzel. Bir şey soracağım Çağatay. Ebru da oyuncu mu? Önde gideni. Müthiş oyuncudur. Aa. Tam bir delidir. Ama deli derken herhalde tatlı bir deli, değil mi? Korkuyor musun küçüğüm? Hayır, ne münasebet. Sadece çok tanışmak istiyorum tabii. O zaman akşam 10'da gelirim ben. Unutamayacağın bir gece olacak. Hoş geldin güzel kız. Hoş bulduk. Çikolata getirdim. Soyun. Efendim? Neyse, önce bir içki içelim o zaman. Çağatay, Ebru nerede? Burada. İçeride mi? Yok sevgilim. Koltuğun üstünde. Nasıl? Ebru kedi mi? Şşt, sakın Deniz. Öyle deyince kızıyor. Çağatay, ben anlamadım. Biz bu akşam burada ikimiz miyiz? Heyecanlandın mı? Ne kadar zamandır bu geceyi bekliyordun sevgilim? Hayır, beklemiyordum Çağatay. Ay, hay Allah'ım, hale bak. Yani Allah'ım ya Rabbim, sen nasıl bir insansın Çağatay ya? Sen kimsin ya? Ben koçtum. Çağatay koçtu. Çağatay, hakikaten çok büyük bir yanlış anlaşılma oldu. Ben en iyisi gideyim. İzin vereceğimi sanmıyorsun değil mi sevgilim? Sanıyorum ve gidiyorum. Ya. Çağatay Koçtuğ'un evine gelen güzel bir kadın ben istemeden asla gidemez. Çağatay, bak Ebru deyince ben sevgilim var sandım. Sevgilim olsa senin burada işin ne? Küçük yalancı. Ama oyuncu dedim. Ha evet, oyuncu. Ha bir yün yumağı olsa ne oyunlar yapar? Yarın sana gösteririm kahvaltıda. Yok Çağatay, beni evden beklerler. Ben şuradan gitmek istiyorum. Kapıya ulaşabilirsem. Hayır sevgilim. Daha dans edeceğiz. Şampanya var. Gece
uzun. Çağatay, lütfen bana bir taksi çağır. Bir de şu şişko kredini de al oradan, tıslıyor pıslıyor. Saldıracak mı, ne yapacak bana? Korkuyorum burada. Şişko mu? Yani. Ebru şişko değil. İri kemikli. Ben tabii o kadar detayına bakıyorum. Şu anda senin ne dediğini duydu ve travma yaşıyor. Ebru sen şişko değilsin. Ebru sen balık etlisin sevgilim, öyle demek istemedi. Of Deniz ya, ne yaptın sen? Bak bütün psikolojisi bozuldu. Lütfen Ebru bir şey söyle bana, bu sessizliğin beni ürkütüyor. Anoreksik günlere geri mi dönüyoruz Ebru, yapma! Hayır, ben de tabii o konuda öyle bir hassasiyet olduğunu bilseydim hiç o şekilde... Git sen, iyi olur. Ebru kendini kötü hissediyor. Bu gece onunla ilgilenmeliyim. Tabii tabii. Çağatay, iyi akşamlar. Ebru. Oh, Ebru. Ebru'm. İnan, o kadının benim için hiçbir değeri yok. İnan, bir gecelik bir şeydi. Yani olacaktı. Ah. Sen beni biliyorsun Ebru, sen benim vazgeçilmezimsin. Sen benim vazgeçilmezimsin Ebru. Kadınlar benim bir kötü alışkanlığım yalnızca. Bebeğimsin sen. Dikkat göklerden. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşk tamam.